Herkese selamlar arkadaşlar. Python programlama derslerinde modüller hakkındaki derslerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte regular expression dediğimiz düzenli ifadeler anlamında olan RE modülünü işleyeceğiz. Regular expression düzenli ifadeler anlamında olan bu modül ile karakter dizilerinde üst seviye işlemler yapılabilir arkadaşlar. Biz daha önce karakter dizileri hakkında bir takım işlemler yapmıştık ama bunlar sınırlıydı bildiğiniz gibi. Üst seviye işlemler yapamıyorduk. Mesela bir kelimeden kaç yerde kaç tane geçti, eşleşme olup olmadığını karakter dizilerindeki mevcut metodlarda gerçekleştiremiyorduk arkadaşlar. RE modülünü kullanarak artık metinlerde üst seviye arama, eşleştirme işlemlerini yapacağız. Ben internetten Google'dan bilgicik.com diye bir siteden arkadaşlar Ömer Seyfettin'in Diyet isimli hikayesinin ilk paragrafını aldım. Bunu kopyalayarak metin olarak Python ortamına aldıktan sonra bunun üzerinde arkadaşlar işlemler yapabiliriz artık. Siz de bu metin olabilir veya istediğiniz herhangi bir metin olabilir. Bunun üzerinde işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle RE dediğimiz modülü import etmemiz lazım. Import RE dedik. Sonrasında arkadaşlar aranan diyeceğiz. Bir arama işlemi gerçekleştirelim. Mesela için kelimesi olsun. Ve diyeceğiz ki kelime eşittir. RE nokta find all tamamını bul demek anlamında arkadaşlar. İlk olarak neyi arayacağımızı yazacağız. Aranan olacak. Sonrasında nerede arayacağımız metin dediğimiz karakter dizisinin içerisinde arayacağız. Ve sonucunu bize yazdırması için print aranan diyeceğiz ilk olarak. Bunu bir format yapısı halinde yazdıracağımız için sonrasında arkadaşlar kelime dediğimiz bir liste olacak. Kaç tane bulacağını yazacak bize. Bunun uzunluğunu yazdırmamız lazım. Ondan önce bir hazır metin yazacağız. Diyeceğiz ki nokta nokta kelimesi metinde şu kadar geçmektedir diye. Metinde diyoruz. Bir boşluk bırakalım. Başına da bir boşluk bırakalım. Ardışık olmasınlar. Tekrar artı koyarak bu sefer kelime sayısını yazacağız arkadaşlar. Bunun için de len dediğimiz fonksiyonu kullanacağız. Ama bunu öncelikle str formatına çevirmemiz lazım ki printte bir arada yazdırabilirim arkadaşlar. Len diyoruz. Sonra kelime. Bundan sonra artı diyerek nokta nokta kez geçmektedir diyeceğiz. Yine tırnak açıyoruz. Ve bunu tamamladık arkadaşlar böyle. Ve bu yapıyı bir çalıştıralım. Ctrl+S diyerek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar için kelimesi metinde 3 kez geçmektedir diyor. Ben burada bir harfi fazla yazmışım. Düzelttikten sonra artık çalışır. Tekrar çalıştırmaya gerek yok. 3 kere geçtiğini bize söylüyor arkadaşlar. İlk metot buydu. Find all ile bir metinde bir kelimenin kaç kere geçtiğini öğrenebiliyoruz. Şimdi search dediğimiz bir metot var. Search metodu ise bir içeriğin metin içinde olup olmadığını sorgulatıyor arkadaşlar. Küçük bir değişiklikle bunu düzeltebiliriz. Değiştirebiliriz daha doğrusu. Search diyelim. Ve daha sonrasında arkadaşlar direkt print kelime diyelim. Böylelikle ben bir çalıştırayım. Burada rin.match object diyor. Span ise nerede denk geldi arkadaşlar. Eşleşmenin adı ve karakter olarak hangi karakterler arasında denk geldiğini bize söylüyor. İçin kelimesinin burada olduğunu ifade ediyor. Bu 282 karakteri ile 286 karakteri arasında ilk olarak karşılaştığı yer oluyor. Şimdi bunların tam olarak nerede başladığı ve nerede bittiğini start ve end denilen iki adet metot var arkadaşlar. Bu kelimeyi start diyerek, kelime nokta start diyerek arkadaşlar bu eşleşmelerin nerede bitip nerede başladığını öğrenebiliriz arkadaşlar. Buna diyelim ki eşleşmenin başladığı yer diyelim. İki nokta üst üste koyuyoruz. Kelime nokta start dedik. Bir diğerine ise kelime nokta end diyeceğiz. Buna da eşleşmenin bittiği yer diyeyim. Kelime nokta end diyoruz. Şimdi bir çalıştıralım. Eşleşmenin başladığı yeri 282 dedi. Eşleşmenin bittiği yeri de 286 dedi arkadaşlar. Böylelikle daha önce kullanılan 282 ve 286 değerlerini doğrulamış olduk. Ve son olarak match dediğimiz yapıyı kullanalım. Match ise arkadaşlar bir kelimenin bir metin ifadesiyle başlangıcının uyuşup uyuşmadığını ifade eden bir metot. Buna başlangıç dediğimiz bir değişken adı tanımlayalım. Buna diyeceğiz ki dar
Çünkü dar dediğimiz ifade ile başlıyor. Sonra arkadaşlar buna da kelime 2 diyelim. Kelime 2 eşittir R nokta match diyelim. Bu da iki tane parametre alıyor. İlk olarak aramak istediğimiz kelime, o da başlangıç olacak. Sonra metnin adı. Print kelime 2 diyelim. Ve sonucunu görelim arkadaşlar. Bunu böyle bir çalıştıralım. Bu da arkadaşlar dar kelimesinin 0 ile 3. karakterler arasında uyuştuğunu söylüyor. Yani match objesi ile match dediğimiz match metodu ile arkadaşlar iki farklı metinin başlangıçlarının karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Ama farklı bir yerdeki metini karşılaştıramazsınız arkadaşlar. Mesela başka diyelim ve sonucunu nasıl değiştiğini görelim. Başka dediğimiz bir kelimeyi yazdırmaya çalışalım. Bu sefer none dedi arkadaşlar. Yani başlangıçların uyuşmadığını bize söylüyor. Ve böylelikle arkadaşlar regular expression ile alakalı işlemleri tamamladık. Bir sonraki Python dersinde görüşmek üzere arkadaşlar.